Evet, herkese merhaba tekrardan. Burası Çorum'da bulunan Aziz Surp Georg Ermeni Kilisesi. Evet, burada Çorumlular, izleyen Çorumlular varsa Çorum'da kilise olduğunu belki de bilmiyordur. Belki de biliyordur ama bilmeyenler için bu kilisenin tarihini anlatmak istiyorum. İnternetten derlediğim bir yazıyla sizlere sunumu yapacağım. Evet, bir kilise hakkında bir bilgi elde ettim. Evet, 1830'larda inşa edilen Aziz Surp Georg Ermeni Kilisesi'nin Çorum'da yaşayan köklü bir aile tarafından yaptırıldığı rivayet ediliyor. Kilisenin şu anki kaderi ise bir esnaf tarafından depo olarak kullanılmaktadır. 1830 yılında inşa edilen Aziz Surp Georg Kilisesi, Ermeni Kilisesi olarak bilinen tarihi yapı kaderine terk edilmiş durumda. Mülkiyeti Çorum'un köklü ailelerinden Şamlılar ailesine ait tarihi yapı, kilise yakınlarında iş yeri bulunan bir esnaf tarafından depo olarak kullanılıyor. Evet, sevgili izleyenler, burası bir şu anda tarihi kültür varlığı, bir iş yeri esnaf tarafından depo olarak kullanılıyor. Bu kilisenin ayrı bir özelliği daha var. Çünkü üzerinde Allah yazan ilk kilise, hatta Ermeni kilisesi. Çorum'a damga vuran Kiryopi ailesi. Kiryopi ailesi kimdir? Size onunla ilgili açıklama yapacağım tekrardan. Çorum il merkezinde 20. yüzyıl başlarına kadar yaşadığı söylenen bir Ermeni ailenin ismi. Aile ismi Kiryopi olarak söylense de orijinalinin Kiryopi şeklinde olduğu belirtiliyor. Kiryopi ailesinin tehcir uygulamasına rağmen Çorum'da kalabildiği fakat Cumhuriyet döneminde kendi istekleriyle bütün mal varlıklarını satıp İstanbul ve Ankara'ya göç ettikleri, ailenin kızı Ojeni'nin Ankara Uluslararası Yenişehir Palas'ta hayata gözlerini yumduğu şeklinde bilgiler bulunuyor. Ailenin bir oğlunun ismi Abraham ve kızlarından diğerinin ismi ise Hayganuş'tur. Çorumlu yaşlıların gök gözlüler diye bahsettiği Ermeni ailelerinden Çorumlu yaşlıların gök gözlüler diye bahsettiği Ermeni ailelerin tehcir kanunundan önce büyük çoğunluğuyla oturduğu şimdiki Çöplü ve Çepni mahalleleri yerinde bulunan Puşiyan mahallesinin bir kütüphanesinde olduğundan bahsedilir. Evet, Çepni ve Çöplü mahallesi burası. Burası da Doktor Pertev Bey sokak. Yani Çepni mahallesi buralara geçiyor. Bu bulunduğumuz bölge. Kiryopiler o dönemlerde Çorum'un önde gelen ailelerinden biri olarak biliniyor. Bu aile bir zamanlar Çorum'un en zengin ailelerinden birisidir. Kiryopi ailesinin 3000 dönüm kadar arazisi olduğu ve bu arazide besledikleri çok sayıdaki sığırdan süt, yoğurt ve peynir üretirler ve çevre illere sattıkları bugüne kalan bilgilerden bir tanesidir. Bu ürünlerin kalitesi ve tadı yörede dillere destan olmuştur. Hayırseverliğiyle ün salan aile eskiden sokaklarda idare denilen gaz yağı lambalarından eksilen gaz yağlarını gönüllü olarak tamamlarmış. Yani sokaklarda yanan şimdiki aydınlatmalar var ya, onların yerine gaz yağı varmış. Onları gönüllü olarak kendileri tamamlıyormuş. Bu ailenin Çorum'un ilk apartmanını yaptırdığı da söylenir ve bu apartmanın 4 ya da 5 katlı olduğu rivayet edilir. Günümüzde bulunmayan ve bu apartman Çorum'un Çepni mahallesinde Doktor Pertevi Bey sokağı üzerinde bulunuyormuş. Doktor Pertevi Bey sokağı ile Sandıkçılar sokağı kesişiminde güney yönünde bulunan ve hala ayakta olan 1830'larda yapılmış Aziz Surp Georg Ermeni Kilisesi'nin de aynı aile tarafından yapıldığı rivayet edilmektedir. Yani bu kilise Kiryopiler, Gökgözler tarafından yaptırılmış 1830'lu yıllarda. Bahsettiği apartman ise bayağı eski bir apartman, şu anda bulunmuyor ama Doktor Pertevi Bey sokağı burası. Şu anda görmüş olduğunuz sokak Doktor Pertevi Bey sokağı, böyle devam ediyor. O 5 katlı apartman dediği apartman da buralarda bir yerde. Nerede kalmıştık? Doktor Pes kesiminde bulunan 1830'larda yapılmış Aziz Surp Georg Ermeni Kilisesi'nin de aynı aile tarafından yapıldığını söylemiştik. Kilisenin kapısında Arapça harflerle Allah yazmaktadır. Evet, gördüğünüz gibi az önce de gösterdim. Kilisenin kapısında Allah yazıyor.
Bu yapının kilise olduğu birçok insan tarafından bilinmemektedir ve şu an yapı depo olarak kullanılıyor. Kiryop ailesinin bazı fertlerinin Çomar Barajı yakınlarında meçhul bir mezarlıkta metfun olduğu söyleniyor. Yani bundan önceki videolarımda Çomar Barajı'nın havadan görüntülerini almıştık. Çorum Barajı'nı. Orada mezarlarının olduğu söyleniyormuş. Yani bir rivayete göre. Ben duymamıştım. Şimdi bugün bilgim oldu bu konuda da. Daha sonra şehre din değiştirerek dönen Ermeniler bu altını çıkarmışlar. Altınları varmış herhalde. Evet. Kiryop ailesine tekrar dönecek olursak, bir rivayete göre ise bu ailenin bazı fertleri Çorum Barajı tarafında meçhul bir mezarlıkta yatıyor diyor. İki kere tekrarlamış burasını. Yazıdan okuyorum arkadaşlar şöyle. Bir yazı çıkardım internetten. Mülk sahibi yani Şamlılar diye geçiyor. Ama hangi Şamlı bilmiyorum. Kendilerini de tanımıyorum zaten. Tarihi kilisenin mülk sahiplerinden Ferhat Şamlı. Evet. Yani Ferhat Şamlı'yı tanımıyorum ben. Tarihi kilisenin mülk sahiplerinden Ferhat Şamlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tarihi bina şahsımıza ait. 1830 yılında inşa edilmiş. O dönemlerde büyüklerimiz burayı satın almış. Yani bizim kendi mülkümüz. Ancak şu an buraya hiçbir çivi çakamıyoruz. Bu tarihi yapı o dönemlerde kilise olarak kullanıldığı söyleniyor. Bizler burasını tadilat yapalım, amacına uygun kullanalım istedik. Çeşitli sebeplerden dolayı bir şey yapamadık. Şu an ise depo olarak kullanılmaktadır dedi. Kültür Müdürlüğü ise bu konuya şöyle yaklaşmış. Kültür Müdürlüğü de diyor ki kilise olduğuna dair bir kanıt yok. Açıklaması şu şekilde. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise bu yapının kilise olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını söylüyordu. İlginç bir durum. Kültür Müdürlüğü böyle bir şey açıklıyor ama araştırdılar mı acaba bilmiyorum. Araştırmışlardır herhalde. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Kültür Müdürlüğü yetkilisi bu tarihi binanın o dönemlerde yapı olarak kullanıldığını söyleniyor. Tabii kilise olduğuna dair herhangi bir kayıt yok. Halk arasında kilise olarak bilinen bir yapı. Burası özel bir mülk. Sahipleri daha önce burasını tadilat yapmak istediklerini bize bildirmiş ve müracaat etmişlerdi. Ödenek de çıkmıştı. Ancak vazgeçtikleri için şu an boş duruyor dedi. Boş durmuyor. Sayın Kültür Müdürlüğü yetkilileri atıl olarak depo şeklinde kullanılıyor. Bunu da bilin istedim. Boş durmuyor yani. Çevre esnafı ise bu tarihi yapının kilise olduğunu dile getiriyor. İsmini vermek istemeyen bir esnaf, burası sanırım kiliseymiş. Biz öyle biliyoruz. Osmanlı döneminde yapılmış, bir sürede kilise olarak kullanılmış. Tam ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Şamlılar ailesine ait bir yer. Aslında tadilat yapılsa kente güzellik katar diye konuştu. Evet, bu esnaf abimizi alkışlıyorum bu görüşümden dolayı. Çünkü ben de aynı görüşteyim. Burası tadilat yapılsa aslında uygun bir şekilde restore edilse güzel bir kültür varlığı, güzel bir tarihi varlık olarak hizmet edecektir diye düşünüyorum. Müze Müdürlüğü, pardon, Kültür Müdürlüğü yetkilileri ise burayı boş olarak tabir etmiş. Burası boş değil Sayın Kültür Müdürlüğü yetkililerimiz. Burası yazıda da söylediğim gibi şu anda depo olarak bir işletme tarafından kullanılmakta. Yapısı ise bakın gerçekten ilginç yani. Burası evet kilise de olabilir. Yani ben sadece bir kere kiliseye gittim. O da Aziz Saint Antoine Kilisesi var İstanbul Beyoğlu'nda. Orayı ziyaret etmiştim. Onun dışında başka da kilise görmedim. Ama dedikleri gibi Osmanlı döneminde yapılmış bir yapı. 1830'lu yıllarda. Olsun hangi dönemde yapıldıysa yapılsın. Sonuçta Çorum'u temsil eden Çorum'un tarihi yapılarından bir tanesi. Bu tarz yapıları gerçekten değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani şöyle yakın plandan da alalım görüntülerimizi. Evet, pencereleri kapatılmış. Gördüğünüz üzere. Bunlar el işlemesi bakın. Elde yapılmış korkuluklar. Kapısı da herhalde orijinal kapısı. Evet, Allah yazısını tekrar gösteriyorum burada. Arapça Allah olarak yazıyor üzerinde gördüğünüz gibi.
Şöyle yakınlaştırayım, siz de görün. Evet. Arapça Allah yazıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle mühür şeklinde. Allah yazıyor. Yani içerisini görmediğimiz için kilise mi değil mi bilemiyorum ama her neyse de araştırılıp aslında uygun bir şekilde tadilat yaptırılırsa, mülk sahibi de tadilat ettirmek istemiş ama çeşitli nedenlerden dolayı diyor yaptıramadık diyor. Ben kendileriyle görüşmedim ama elde ettiğim yazıda bu açıklamayı yapmış. Elde ettiğim haberde bu açıklamayı yapmış kendisi. Kendisini takdir ediyorum gerçekten. Ya tadilat yaptırmak istemiş. Ödenek de çıkmış. Kültür Müdürlüğü de ödenek çıktı diyor. Ama o arada ne oldu, ne bitti onu da bilemiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Çeşitli kültür varlıklarıyla ilgili yayınlarımız olacak. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Haberdar olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın.